Evet, devam ediyor değerli izleyenler. Günaydın Türkiye Halk TV ekranlarında ve konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet, bu yayını Ankara'dan gerçekleştiriyoruz ve dün itibariyle de İran'dan gelen ve İstanbul'a gitmekte olan Türk Hava Yolları'na ait uçak Ankara'ya zorunlu iniş yaptı. Uçakta yolculardan birkaçının ateşi yükselince kabin ekibi tarafından Sağlık Bakanlığı'na bildirildi bu durum ve uçak Ankara'ya indirildi. Ankara'da büyük bir panik vardı dün. Ankaralı vatandaşlar elbette ki tabii ki Türkiye'nin neresinde olursa olsun bu büyük bir sıkıntı ama işte Ankaralılar neden Ankara'ya indi vesaire gibi birçok serzenişte bulundular. Korku büyük. Can korkusu malum. Evet. Tüm dünyayı etkisi altına almış olan bir virüsten bahsediyoruz. Türkiye buna ne kadar hazırlıklı ya da herhangi bir hazırlığımız var mı? Kafalardaki en büyük soru işareti bu. Bireysel olarak kendi kendimize alacağımız önlemler elbette ki çok önemli. Ellerimizi sık sık yıkamamız çok önemli. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz önemli. Yediğimize içtiğimize dikkat edeceğiz. Ama tabii ki vatandaşların en büyük beklentisi hükümetten, değil mi? Evet, evet. Nasıl yorumluyorsunuz bu virüsü? Şimdi ben izin verirseniz önce bugün 26 Şubat Hocalı katliamı. Gerçi 21 yıl sonra 26 Şubat 1992'de gerçekleşmiş bir katliam. Dağlık Karabağ'da Hocalı kasabasında katledilen 613 Azeri kardeşimizin katliamı. 21 yıl sonra gerçi Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin verdiği önergeyle bunun bir soykırım olduğu konusundaki önerge AKP tarafından reddedildiği için bugün katliam olarak tanımlıyoruz. O katliamda yitirdiğimiz bütün canlarımızı rahmetle anıyorum. Dünya tarihine kara bir leke olarak giren bu Hocalı katliamını bir kez daha katliamı gerçekleştirenleri lanetliyorum. Evet, dün itibariyle İran'dan bir uçak, 140 kişi, 132 sonra zannediyorum Sayın Bakan tarafından ifade edildi. Normalde İstanbul'a inecek uçak Ankara'ya indirilerek karantinaya alındılar. Gerçi ateş ve yüksek ateş olmadığı söyleniyor ve belki herhangi bir vaka da olmayabilir koronavirüsle ilgili. Ama 14 gün inkübasyon dönemi çünkü bu virüsün. 14 gün bekleyebiliyor, 14 gün içerisinde harekete geçebiliyor. O nedenle 14 gün karantinada bekletiliyorlar. Daha önce de biliyorsunuz Çin'den, Wuhan şehrinden ve Türkler yani vardı. Karantina. Türklerin dışında işte Azeri ve Arnavut, diğer bazı ülkelerden de insanlar birlikte o bir hastane, şimdi adını hatırlayamadım, aynı hastanede karantinada tutulmuşlardı. Şimdi orada karantina altında tutuluyorlar. Bu bir koruma tabii, yani karantina bir önlem şeyi. Bu koronavirüs COVID-19 diye adı şimdi ifade ediliyor. Dünyada şu anda tahminen 2800'e yakın ölüm vakasıyla sonuçlanmış ve sürekli yayılan Çin'den başlayıp önce Uzak Doğu sonra dünyanın her yerine hemen hemen ulaşabilmiş bir virüs. Dikkat etmek gerekiyor. Yani bir tane virüs mikroorganizma nanometrik büyüklükte bir canlı da denemiyor virüsler için biliyorsunuz. Ancak canlı organizma içerisinde kendisini harekete geçirerek enfekte ediyor. Bir tanecik şey bile ulaşsa o bölgede çok ciddi bir tehdit oluşturabiliyor toplum sağlığı açısından. Yani yapılan önlemler, alınan önlemler gerçi yeterli mi değil mi? Geçenlerde yurt dışında idim. Herhangi yani bir böyle hiç ummadığım bir lavabo, tuvaletin lavabosunda, aynasında koronavirüsten nasıl korunulabilire dair bir şey vardı, yapıştırılmış. Biz de daha henüz bunları göremiyoruz. Ama Sağlık Bakanlığı'nın
bir açıklaması, bir metni de oldu bildiğim kadarıyla. Çok yaygın değil. Halk arasında insanlar ne yapacağını çok fazla bilmiyorlar. Bu virüsün insanların yani hapşırma, aksırma, tükürük yoluyla, ağız ve burun yoluyla ve gözlerle insana bulaşabildiği konusunda, bulaştığı konusunda ve işte hastalıklı bir insana 1 ila 2 metre arasında bir yaklaştığınızda o virüsün o alanda etki yaratabileceğini ifade ediliyor. Bilemiyorum yani şu anda maske falan herkes bir şey endişe, telaş içerisinde. Tabii ekonomik boyutu da var işin. Virüs zamları başlığını gördük bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde. Türkiye'yi ekonomik anlamda da zorlamaya başladı koronavirüs. Tabii yani sonuçta ülke sınırlarınızı kapıyorsunuz, giriş çıkışlarınızı kapatıyorsunuz. Bu sadece karayolu değil, havayolu, bütün bu ticaret şeyleri, ticari faaliyetler sınırlanıyor, kısıtlanıyor. Dolayısıyla ülkede bu anlamda üretebildiğiniz veya ithalatla vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladığınız durumlarda arz-talep dengesi açısından arzın düştüğü durumda talebe bağlı olarak fiyatlar da yükseliyor ve buna bağlı yani koronavirüsten kaynaklanan bu tür ticari aksamalar sonuçta fiyatlar üzerinde de etkili olabiliyor. Tabii bu sadece o anlamda değil, ülkede ithalat ve dış ticaret yapan firmaların da dış ticaret faaliyetlerinde, ithalat veya ihracat faaliyetlerinde sekteye uğramaları, aksamalarına neden olduğu içindir ki firmaların batması veya firmaların fiyatlarını arttırması gibi sorunlar da doğrudan tüketiciyi, doğrudan bütün yurttaşlarımızı etkiler duruma geliyor. Yani virüs zammı diye Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti bu anlamda dolaylı bir etkisi virüsün. Yani dünyada 2800 kişi öldü şu ana kadar virüsten. 80 bin üzerinde bir bulaşıklık olduğu söyleniyor. Virüs bulaşıklığı. Ama etkileri ondan çok çok daha büyük, evet, boyutlarda. Kesinlikle. Belki de istenen buydu, planlanan buydu, bilemiyoruz şimdi. Böyle daha öncesinde hiç işte dünya çapında tabii ki yani çok salgın, evet, savaşlar gördük, artık, virüs gördük savaş, ama savaşlar hani 2020'de artık böyle olunca. Topla tüfekle değil, tabii, artık bir virüsle bile ne durumlara düşebiliyor. Dünyanın yükselen ülkesi, dünya ekonomisinin en büyük ekonomilerinden birisi olan Çin'in, Çin'i bir anda çok ciddi bir şekilde vuran bir sonuç yarattı sonuçta virüs. Yani artık topla tüfekle olan savaşlar virüsle, bakteriyle falan. Aynen, evet, öyle. Evet. Tabii şu anlamda da galiba büyük bir sıkıntı var. Türkiye'nin ham madde sıkıntısı yaşayacağı. Ve evet, bununla ilgili, evet, de birkaç ay içerisinde eğer böyle giderse virüsün etkileri Türkiye'nin gerçek anlamda şimdi ekonomik olarak zaten hem elektronik eşyalarda hem mesela örnek olarak söyleyelim siyah ay çekirdeğinin fiyatı mesela %5 oranında artmış, bunun %15'e çıkacağı ifade ediliyor. Mesela deniz ürünü bulamayan Çin lokantaları artık hamsi satmaya başlamış vesaire, ama daha da önemlisi var işte belki de çok fazla dile getirilmeyen ve konuşulmayan ham madde işi, değil mi? Evet. Sıkıntı, evet, evet, burada başlayacak galiba. Şimdi bakın, Türkiye ekonomisi üretimi teşvik eden, üretime dayalı bir gelecek öngören, yüksek teknolojik ve katma değeri yüksek ürünler üretilmesini öngören veya tarımsal üretimde üretimi hem verim ve kalite açısından hem de çeşitlilik anlamında zenginleşmesi ve artmasına neden olan bir ekonomi politikası bugüne kadar yürütülmedi. Hep ithalat, hep ithalat. Tarım Bakanı bile saman ithal ediyor, ithal edildiğinde, bu Sayın Erdoğan bunu yalanladı. Genel Başkanımıza da yalancı diye bir ithamda da bulundu bu konuda. Dünkü grup toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu da bunu belgeleriyle kanıtladı. Evet. Gümrük kapısından aldığı o GETİP numaraları dediğimiz gümrük tarif istatistik pozisyon numaralarından samanı tanımlayan yapılan ithalatları belgeleriyle de ortaya koydu.
Ki hemen şunu da parantez içerisinde söyleyeyim. 2018 yılının 22 Aralığı'ydı. Onu biliyorum. Sayın Tarım Bakanı Pakdemirli 10 bin ton saman ithal ettik. Ne var yani bunda? Paramız var ki ithal ediyoruz gibi bir terim, ifade kullanmıştı. Demek istediğim Türkiye üretimi değil, ithalata dayalı aslında tüketim politikasını ve ithalata dayalı üretimi teşvik eden, bunu öngören ekonomik politikaları Türkiye'de ne yazık ki bugün bu koronavirüsü üzerinden sekteye vuran ithalat nedeniyle hem üretimde sorunlar yaşanacak, ham madde ithalatında yaşanan sorunlar üzerinden üretimde sorunlar yaşanacak, hem de tüketime yönelik yapılan doğrudan ürün ithalatlarında da azalma, daralma nedeniyle oluşan arz azalması nedeniyle talebi karşılayamayan durumda fiyatların da yükselmesiyle tüketiciyi karşı karşıya bırakacak. Yani bu bunun en doğal sonuçlarından bir tanesi maalesef. Evet. İşte zaten dünyanın en pahalı sebzelerini, meyvelerini, en pahalı mazotunu, benzinini kullanıyoruz. En pahalı elektriğini, doğalgazını kullanıyoruz. Şimdi bakın tarımsal üretimin en önemli girdileri ilaç, gübre, mazot, tohum. Tohum derken tohum dışında bir de fide fidan aynı zamanda. Yani üretimin ham maddesi olan malzemeler ve tabii işçilik. Bunlarda mazot, dünyanın en pahalı mazotu Türkiye'de. Gübre ve ilaçta ham maddesi, bazı gübrelerin Türkiye'de üretildiği düşünülse bile aktif maddesi ithal. Büyük oranda ithal, ki en önemli şeyi de o şeyin üretimin. Tabii. En önemli kalemi değil mi? O üretimin şeydeki gübre üretimindeki en önemli kalem de aktif maddesi. İlaç da öyle aktif maddesi. Tohum da öyle, özellikle sebze tohumunda. Baktığınızda fiyatları da dünyanın en yüksek. Yani bir Amerikan çiftçisinin neredeyse 2-3 misline yakın para ödüyor benim çiftçim bu ülkede. Yani ben Amerikan çiftçisinden daha mı zengin? Aynı zamanda ürününü piyasaya sürmek istediğinde o ürünün eder fiyatından maliyetlerini karşılayacak, üstüne biraz da karını alacak ve aldığı kredilerin borçlarını ödeyebilecek, kapatabilecek bir ürün gelirine de sahip olamayınca zararına üretim yapan ve hadi seneye Allah kerim deyip bu seneyi zararla da kapatsa bir umut, yine bir üretim faaliyetine gireyim. Belki bu sene para kazanırım. Belki bu sene 1-3-5 artık tarlasını falan bıraktı tabii, yani tabii, üretimden bıraktı, koptu. Yani biz üretimi teşvik eden bir tarım politikası bugüne kadar sürdürebilmiş olsaydık, Türkiye'de iki Trakya büyüklüğünde tarım toprağı üretim dışında kalmazdı. Ekilir tarım toprağından bahsediyoruz. Yani ekilir verimli tarım toprağı şu anda üretim dışında kullanılmıyor. Boş. Evet. Neredeyse çorak hale gelmiş. Üretimin dışına çıkartılmış. Dolayısıyla bu zaten başlı başına Türkiye tarımında ve Türkiye insanının ihtiyaç duyduğu özellikle yaş meyve sebze ve bunlara dayalı bütün ürünlerde çok daha yüksek maliyetli tüketimine neden olan bir durum. Aracıları da kontrol etmiyorsun. Üreticiyle tüketici fiyatları arasındaki uçurum çok yüksek. Bunu denetleyen bir piyasa mekanizması yok. Olmayınca dediğim gibi ithalatı öngören, ithalatı teşvik eden, bakın Tarım Bakanı'nın bir başka açıklaması da ne var canım çiftçi az yani çok çok çalışır, az az kazanır, işinin doğasında bu var diye bir ifadesi olmuştur. Yani çok acı bir ifadedir. Kesinlikle. Çiftçi çok çok çalışır, az az kazanır, işin doğasında bu var. Yani bunu doğal bir fıtrat gibi kabul eden anlayışla tarım yönetiliyor bu ülkede. Öyle olunca çiftçinin hala umut beklemesi
artık söz konusu değil, mümkün değil. Şimdi 15-20 yıl önceye kadar baktığınızda işte hani köylerden şehirlere bir göç dalgası başlamıştı. İnsanlar işte büyük şehir, büyük işler, büyük paralar diyerek köyünden çıkıp büyük şehirlere geliyorlardı ama her zaman bir B planı vardı. Tekrar geri köyüme dönerim, en kötü bahçemi eker biçerim, tarımla uğraşırım. Çiftçilik zaten hepsinin ana mesleği. Şimdi baktığımızda işte öyle bir şey kalmadı. İnsanlar dönecek bir tarla dahi bulamıyor. Ekecek çünkü o tarla artık yok. Evet, yani kırdan kente göç büyük oranda tarımsal üretimde yaşanan sorunlar, sıkıntılar ve tarımsal üretimin artık bir ailenin geçimini sağlayamaz durumda olması. Yani girdi maliyetlerinin yüksek olması, ürün fiyatlarının düşük olmasına dayalı olarak söylüyorum. Yanlış politikalar, üretimi ve üretimde verimliliği ve kaliteyi arttırmaya yönelik ve aynı zamanda çiftçinin kırda yaşam koşullarını, yaşam şartlarını iyileştirerek, yaşam kalitesini iyileştirerek, onun şehirde yaşamaktan çok kırda yaşamayı daha uygun görmesini sağlayacak bir destekleme politikasının da olmaması sonucunda çiftçi kırdan kente sürekli göç yaşadı. Aslında temel amaç, ben tarlada yaptığım işten para kazanamıyorum, gideyim bari şehirde bir sabit bir maaşlı bir işle, ki çoğunluğu da asgari ücretle. Ne yapabilir ki çiftçi? Hangi vasıfla, hangi nerede? Yani kaynakçı değil, elektrikçi değil, efendim bir ustalığı, bir vasfı yok. Vasıfsız işlerde asgari ücretle çalışıp en azından çoluğumun çocuğumun ekmeğini, en azından onların eğitimini, kırda köyde bulamadığı nitelikli eğitimi şehirde belki çocuğuma veririm, kazandırırım düşüncesiyle ciddi anlamda göç yaşadı. Şimdi bunun geriye dönüşü yok. Aslında bugün daha çok Türkiye'de daha gelir düzeyi üst düzeyde olan ve bu topraklar el değiştirdi. Yani çiftçinin bankalarda ipotek altında olan toprakları banka satışlarıyla daha gelir düzeyi üst grupta olan vatandaşlarımız tarafından alınarak daha hobi nitelikli, işte bağlar, hobi nitelikli bahçeler oluşturularak tersine göç, bu sefer bu alanlar böyle bir el değiştirme sürecini yaşıyor. Özellikle büyük şehirlerde bunu çok görüyoruz. Maalesef bu da tarımda üretimi ciddi anlamda sekteye uğratan bir süreç. Evet. Yani neticede son birkaç yıla baktığımızda milyonlarca yeni yoksul vatandaşımız oldu. İnsanlar artık karını doyurmakta dahi zorlanıyor. Evlerini geçindirmekte büyük sıkıntılar yaşıyor. Bunun sonucu olarak da işte intihar vakaları maalesef ki artmış durumda. Son olarak emeklilerin belini bükecek bir söylenti ortaya çıktı ki gerçekten böyle bir şey nasıl olabilir? Daha ne istiyorlar emeklilerden diyor vatandaş. Sağlık ödemeleri ve bayram ikramiyelerinin kesileceğine dönük haberler vardı, iddialar vardı. Kaç onları şey yalanladı SGK, bu doğru değil dedi. Ama yine de zaten geçinemeyen yani, bir emekli topluluğumuz var. Yani bu tabii nereden çıktı, kim bunu uydurmuş olabilir bilemiyorum. SGK bunu yalanladı. Yalanlaması, bu konuda bir çalışma var da bir anda kamuoyuna yansıyınca bu tartışmalar üzerine üstüm örtülmeye çalışıldı. Yoksa gerçekten böyle bir konu yoktu da yalanlandı o nedenle mi bilemiyoruz. Ama bu ülkede çok karşılaştık. Bu tür şeyler atılıyor, tartışılıyor. Önce bir vatandaşta, halkta bir tepki oluşuyor. Sonra bu yalanlanıyor. Sonra yavaş yavaş bakıyorsunuz zaman içerisinde ortaya çıkabiliyor. Benim endişem bu. O nedenle halen temkinliyim bu konuda. Tabii ki devletin bir kurumu bu konuyu yalanladıysa onun dediğine itibar etmek gerekiyor. Ama aslında
bu şu anda bir torba kanun var, görüşülüyor. Evet, evet, baktığınızda evet. içeriğine Onun içinde de baktığınızda zaten çok daha ilginç durumlar var değil mi? İçeriğine de baktığınızda bugün sadece bu değil, ben plan bütçe komisyonunda olduğum için bundan önceki bütün 21'in üzerinde torba kanun gelmiş bizim komisyonumuza. Bu 27. yasama döneminde hemen hemen tamamı nereden ne gelir elde ederim artık sineğin yağını çıkartmak adına kanun değişiklikleri ve Cumhurbaşkanlığına verilen yetkiler, artan yetkiler, özellikle bu işte barış, işte yapılanma, ekonomik anlamda güç duruma düşmüş kendi yandaş şirketlerinin nasıl kurtarılabileceğine dair yasal düzenlemeler, çok sayıda düzenleme geldi bu konuda. O nedenle bu noktada da baktığınızda Türkiye'nin ekonomik durumunun gerçekten çok dar, sıkıntılı bir durum olduğu söylenebilir. İşsizlik dediniz, işsizlik resmi rakamlara göre 4 milyon küsur işsizlikten bahsediliyor ama evet. Gerçi bugün Türkiye'de gerçek işsiz sayısının bizim hesaplarımıza göre 7 milyon 677 bin kişiye, neredeyse 8 milyona dayanmış durumda. Yani bunun sebebi de artık kısa süre çalıştığı için daha uzun süreli çalışmak istediği ya da kendi mesleğine çalışmadığı için iş arayanları da buna dahil ettiğinizde veya artık iş aramaktan vazgeçtiği için, umudunu yitirdiği için bunları da üst üste koyduğunuzda %14'lere varan işsizlik oranıyla Türk Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranlarından birisiyle karşı karşıyayız tabii. Yani Türkiye'nin ekonomisi gerçekten zor durumda. Bu kanunla bir sürü düzenleme getiriliyor ama bakıyorsunuz torba kanun, işte en son bu şu anda gündemde olan kanun, 21 ayrı kanunda değişiklik öngören bir kanun teklifi. Yani düşünün, kendinizi düşünün, bir milletvekilisiniz, bir kanun teklifi hazırlıyorsunuz. 21 ayrı kanunda değişiklik öngören bir torba kanun hazırlıyorsunuz. Tabii bunu tek başına bir milletvekilinin hazırlaması mümkün değil. Bu meclis faaliyetlerinde, yasama organının faaliyetlerinde yasama kalitesi açısından da bu son anayasa değişikliği sonrası geldiğimiz süreçte gerçekten sıkıntılı, yasama faaliyetleri açısından sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Yasama kalitesi gerçekten çok düşmüş durumda. Mesela kamu mali yönetimi kanunu var, 18 sayılı kanun. Bunun 14. maddesi der ki kamu harcamalarında veya kamu gelirlerinde artış veya azalış sağlayan kanun tekliflerine bunun 3 yıllık dönemi kapsayan artış veya azalışa dair öngörüyü ortaya koyan bir etki analizinin de konması gerekir denir. Bunları da görmüyoruz. Yani tamamen çala kalem, bunu değiştirdim, bunu şöyle yaptım. Bunun bütçeye etkisi ne olacak? Bütçeye getireceği yük ne olacak? Veya bütçeye getireceği ek gelir ne kadar olacak? Bunları görme şansınız da yok. Böyle bir ekonomi yönetimi, böyle bir ülke yönetimi ve anayasa sonrası bu getirilen, adına Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi deseler de tek adam rejimi olarak, tek kişilik bir hükümet olarak ve kanun tasarılarının da artık olmadığı, sadece milletvekillerinin teklif sunabildiği bir yasama ortamında gelinen nokta bu. Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu dar boğazdan daha planlı, daha doğru, daha programlı bir şekilde çıkabilmesinden ziyade işte oradan, buradan, nereden bir şey tutturulabilirsin, nereden ne kadar gelir alabilirim derdiyle bir yasal düzenleme sürecini hep beraber yaşıyoruz ne yazık ki. Evet, torbada başka neler var? Biraz daha açalım dilerseniz. Valla torbada aslında mesela çok ciddi, yani örgütlenme özgürlüğü veya dernek kurma hürriyeti, veya dernekten ayrılma hürriyeti durumu. Veya ayrılma hürriyeti üzerinde çok ciddi bir sınırlama, kısıtlama ve baskı unsuru oluşturacak bir düzenleme getirdi. Bakın, bugün dernekler kanununda
belirtildiği üzere bir derneğin genel kurulunda yönetime seçilen, yönetime denetime seçilen organların sadece kimler olduğu devlete bildiriliyor idi. Bunun sebebi de yani derneğin faaliyetlerinde herhangi bir yasa dışı bir sürece evrilirse bunun yönetim sorumluluğunda olduğu için sorumluların belirlenmesi adına yani bu kabul edilebilir bir şey. Ama derneğe üye olanların bildirilme zorunluluğu yoktu. Şimdi yeni bir kanun getirdiler. Bir derneğe kim üye olduysa ismi bildirilecek. Kim üyelikten çıktıysa ismi bildirilecek. Yani bunun sonucu şu, ben size söyleyeyim. Derneklere kimse üye olmak istemeyecek. Bir fişleme çünkü bu. Kimler hangi dernekte? Bunu ben Sayın Bakan Yardımcısının da bulunduğu ortamda, komisyonda kendilerine de sordum. Yani yapılmak istenen nedir? Geçenlerde İzmir'de İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen bir eğitim seminerinde kamu çalışanlarına orada çevre, hayvan ve insan haklarına dair duyarlı olanların terörist olmaya daha yatkın olduğu konusunda bir açıklama yapılıyor. Sonradan bu konuda bir düzeltilme yapıldı, o çıkartıldı falan dendi ama bakış ve anlayış bu. Yani bunu eğer sen sunduysan ve bilimsel bir sunum yapıyorsan ve ekranlara, insanlara da bunu insan, doğa ve çevre ve hayvan haklarına duyarlı olanların terörizme daha yatkın olduğunu ifade ediyorsan, şimdi bu derneklerde de hayvansever dernekleri, çevreye duyarlı dernekler, insan hakları ve sosyal amaçlı kurulan derneklere üyelerin de terörizme yatkın insanlar olduğu anlaşılır ki sen tabii. O üye isimlerini niye istiyorsun? Yani ne yapacaksın? Yani derneğe üye olmuş veya üyelikten çıkmış. Yani bunları hangi amaçla? Hangi amaçla? İnsanları sınıflandırma mı yapacaksın? Klasifikasyon mu yapacaksın? Hayvanseverler bunlardır. İnsan haklarını savunanlar bunlardır. İşte efendim çevreye duyarlı olanlar bunlardır deyip bunlar üzerinden bir bu istihbari bilgiler üzerinden toplum üzerinde farklı baskıcı uygulamalar mı ortaya koyacaksın? Neden istiyorsun bu üyelikleri? Bu çok ciddi bir, çok ciddi bir anayasal, aslında Türkiye'nin imzacı olduğu uluslararası sözleşmelere de çok aykırı olan bir uygulama ki en temel şeylerden bir tanesi bu. Tabii bunun dışında yani 21 ayrı kanunda düzenleme getiren bir şey bu. Yasama mesela turizmi teşvik kanununda düzenlemeler getiriyor. Bayağı önemli, ciddi sorunlar var. Türk Standartları Enstitüsü ile ilgili bazı düzenlemeler var. Kimlik Bildirme Kanunu ile ilgili avda ve sporda kullanılan tüfekler, Turizmi Teşvik Kanunu, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, bir üniversitenin adı değiştiriliyor. Semerkant Üniversitesi. Evet, evet. Şimdi İstanbul Sağlık ve Teknoloji, Sağlık Teknolojileri Üniversitesi gibi. Mesela Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu üzerinde BES'lerle ilgili bir düzenleme getiriliyor. İşsizlik Sigortası Kanunu üzerinde gibi daha birçok, bu yenilenebilir enerji kaynaklarının ilgili YEK Kanunu da, kısaca adı bildirilen YEK Kanunu ile ilgili düzenlemeler getiriliyor. Daha nice var. 21 ayrı kanun bir torba kanunda getiriliyor. Bunların hepsi 1-2 gün içerisinde Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçirilip meclise gelecek. Meclisten de geçecek. Sonuçları itibariyle Türkiye daha mı özgürleşecek? Türkiye daha bir refah ülkesi haline mi gelecek? Yoksa sonuçları Türkiye'de daha baskıcı, daha ülkeyi, toplumu ötekileştiren sonuçlara mı neden olacak? Bunları göreceğiz maalesef. Peki. 2020 yılı Türkiye için biraz zorlu başladı. Özellikle depremler hiç neredeyse durmadan hemen hemen her gün
bir deprem haberini biz buradan aktarır olduk. Yine dün gece saatler 02.03'ü gösterdiğinde Malatya'da bir deprem kaydedildi. 5 büyüklüğünde neredeyse ve yine vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Elazığ depreminin yaraları yavaş yavaş sarılmaya çalışılıyor. Bir taraftan işte çadırlardan konteynerlere yerleşmeye çalışan vatandaşlarımız var Elazığ'da. Malatya'da da yine aynı şekilde. Van'da bir felaket yaşadık. İran'dan biz virüs geldi geliyor derken deprem vurdu İran'dan Van'ı. Orada ölen olmadı ama Van'da vatandaşlarımızı kaybettik biz. Depremin merkez üstünde bir can kaybı yaşanmadı. Van'da bizim insanlarımız birer birer öldü, hayatlarını yitirdiler. İşte daha da devam edecek gibi. Zaten uzmanlar da söylüyor. 2020 yılı Türkiye için deprem yılı olacak deniliyor ve hakikaten de artık birçok noktada işte derecesi boyutu 3 ya da 4 olan hemen hemen her yerde bu depremler oluyor ama işte 5'e ulaştığı zaman 4.5'u geçtikten sonra biraz daha haber niteliği taşıyor ama beşik gibi sallanıyoruz yani. Ama ne yapılıyor bununla ilgili? Bu depremler de uzmanlar devam edecek diyorsunuz. Hükümet harekete geçti mi? Ne gibi çalışmalar yapılıyor derseniz sanıyorum hiçbir çalışma şu an itibariyle çadır kurmaktan ve konteyner yerleşim yeri kurmaktan başka bir çalışma var mı? Evet, şimdi maalesef yok. Şimdi bakın deprem bizim Anadolu coğrafyasının kaçırılmaz bir afet durumu. Özellikle baktığınızda Anadolu coğrafyasına, haritasına, depremsellik haritasına hemen hemen tamamı sadece İç Anadolu'nun çok dar bir bölgesinde çok düşük düzeyde. Onun dışında kuzey, güney, güneydoğu, doğu, batı tamamı çok büyük veya irili ufaklı fay hatlarının olduğu ve aktif fay hatlarının olduğu ve depremselliği çok yüksek olan bir bölge. Çünkü bir anda Suudi Arabistan, o bölge, o kıta, Arap Yarımadası Avrupa'ya doğru baskı kuruyor ve Anadolu o ikisinin arasında sıkışıyor ve kırılmalar o nedenle bu deprem ve fay hatları. Şimdi böyle bir ülkede neyi beklersiniz? Yani ülkeyi yönetenlerden neyi beklersiniz? Bir kere hani deprem değil bina öldürür denir. Aslında bina da değil öldüren, o binayı yapan, mutlaka o binaya izin veren, evet, o binanın koşullarını tanımlayan, yönetmeliklerini ya çıkaran devlet ve ona uygun yapılıp yapılmadığını denetlemeyen devlet, yani kamu. Dolayısıyla bina öldürür demek, sorumlulukların başkalarının üzerinden bir yapıya, bir binaya atılması. Hayır, yani bütün sorumluluk aslında yine insanda. Şimdi Türkiye'de böyle bir depremselliği olan bir ülkede siz gerekli önlemleri almazsanız sonuçları da ağır olur. Ve bu deprem olması her an beklenen bu coğrafyada bir deprem olduğunda ağır hasar ve büyük can kayıplarıyla karşı karşıya kalırsınız. Allah korusun. Yani bugüne kadar depremlerde yitirdiğimiz bütün canlarımızı, bütün yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onların yakınlarına sabırlar diliyorum. Kolay değil. Çok büyük depremleri, çok kısa bir yaşam dönemimizde çok büyük depremleri gördük bu coğrafyada. Belki başka ülkelerin yüzyıllar değil, bin yıllarda göremeyeceği, duymadığı şeyleri biz 30-40 yıl içerisinde en son işte Yalova depremi, Düzce depremi, bu en son da Van'da yapılan, arada Elazığ, Malatya, onun önce Afyon, Dinar vesaire, daha sayabileceğiniz birçok deprem. Maalesef kayıpları da çok. Peki devlet ne yapıyor bu konuda? Türkiye'nin yapı stoğu bu depremlere karşı dayanıklı nitelikte mi? Veya bununla ilgili önlemler alınmış mı, alınmamış mı? Bakın ben Sayın Çevre Şehircilik Bakanı'na bir soru sordum. Bir soru önergesi verdim. Merak etmiştim. Türkiye'de bu kamuya ait, sadece kamuya ait binalarda biliyorsunuz bir imar barışı çıkartıldı. İmar kanununa bir madde eklenerek
Bu ruhsatsız yapılmış, ruhsata aykırı ekleri olan, yani kaçak yapılmış veya ruhsata aykırı ekleri olan yapılar, binalarla ilgili bir imar barışı uygulaması yapılmıştı 2017 yılında. Bu imar barışıyla verilen bir yapı kayıt belgesi vardı. Yani yapı kayıt belgesi dediğiniz nedir? Devlet diyor ki ben bu yapının kaçak olduğunu biliyorum. Ruhsata aykırı ekleri olduğunu biliyorum. Kanuna aykırı, imar kanununa aykırı yapıldığını biliyorum. Buna ceza kesmeyeceğim. Bunu da yıkmayacağım. Ve bunu biliyorum ama görmezlikten geliyorum ve sana bir belge veriyorum. Bu yapıyı benim tanıdığım, bildiğime dair bir belge veriyorum. Kaydımı aldım. Ama yıkmıyorsun ve o yapıyı depreme dayanıklı hale getirilmesi veya o insanların daha sağlıklı yapılarda oturması konusunda bir önlem almıyorsun. O kadar korkuyor ki insanlar, tabutta yaşıyoruz diyorlar. Şimdi bakın, yani imar barışı yerine şu getirilebilirdi vatandaşlara. Yapınızı yenileyin, ben size destek vereceğim, teşvik vereceğim. Daha sağlıklı, daha nitelikli olmanız için devlet olarak size yardımcı olacağım. Veya ihtiyaç duyduğunuz çok temel ihtiyaçlarınız, su, elektrik, doğalgaz ve benzeri altyapınızı, tabii ki bu temel haklarınızı sahip olmanız için ben size izin veriyorum. Ama bunları, bu yapı stoğunu iyileştirmek adına bir şey yapmak gerekiyordu. Acaba kamu yapmış mı dedim, bakana sordum. Bakın, yapı kayıt belgesi verilmiş. Yani imara aykırı, ruhsatsız kaçak veya ruhsat eklerine aykırı uzantıları olan kamuya ait bina sayısını sordum. Bakandan bana gelen yanıt, kamuya ait ticari amaç taşımayan binalara verilen yapı kayıt belgesi toplamda 298 bin. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kamuya ait, devlete ait 298 bin yapıya yapı kayıt belgesi verilmiş. 300 bin diyorum. Bakın, 298 bin. Türkiye'de toplam cami sayısı 84 bin. Diyanet İşleri Başkanlığı'na baktığımızda. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün sayfasına bakın. Kamu binalarının toplam sayısı 200 bin civarında. Bütün Türkiye Cumhuriyeti sınırları, devlet sınırları içerisinde. 284 bin, 300 bin, 290 bin civarında zaten camilerle birlikte kamuya ait yapı var. 298 bin yapı kayıt belgesi düzenlenmiş. Bunun içinde okullar var. İlkokul, ortaokul, lise. Bunun içinde üniversite binaları, yapıları var. Sağlık, bütün sağlık tesisleri var. Hastaneler, sağlık ocakları vesaire. Aklınıza gelebilecek her şey. Bunun içerisinde kültür tesisleri var. Camiler var. Aklınıza gelebilecek her türlü sosyal donatılar var. Kamuya ait yapılar. 298 bin. Yani ne yapıldı peki bunlarla ilgili? Bir şey yapıldı mı? Hayır. Böyle çok cüzi ve daha sorumluluk isteden bir takım valilerimiz veya kaymakamlarımız veya ilgili idare müdürleri yaptırdıkları depreme dayanıklılık testleri sonrasında, bu karot testi vesaire dediğimiz binaların depreme dayanıklılığı veya ruhsatlandırma veya güçlendirme konusunda sorumluluk sahibi bazı kamu görevlileri sorumluluğunu yerine getirme çabası, uğraşı içerisinde oldu ama genelde bir şey yok. Evet. Daha dün, bugün görsel olarak da sunulmuş, Malatya'da işte o ağır hasarlı binalar yıkılırken, Malatya'da, Elazığ'da ya da ikisinden birinde ama Malatya diye hatırlıyorum, bir cami yıkılıyordu, yıkmışlar özel olarak. Yani ağır hasarlı binalar, ağır hasarlı, mutlaka yıkılması gereken, çok orta fazla hasarlı bir sürü bina var. Yani onların sayılarını da ben bakanın açıklamasından biliyorum. Yani o da çok ciddi anlamda, Elazığ ve Malatya'da ciddi anlamda yapı kayıt belgesi düzenlenmiş. Sayılarını şimdi göremedim, bulamadım ama bu binaların içerisinde büyük oranda kamuya ait binalar ve yapılar da var. Şimdi siz sorumluluğu da bu imar barışıyla bina depreme dayanıklılık sorumluluğu da yapı malikine, yapının sahibine verilmiş. Devlet sorumluluktan da kaçıyor. Yani bir deprem olur da sana yapı kayıt belgesi verdim ben, resmi bir belge. Ama yapın yıkılırsa ben devlet olarak sorumlu değilim. Sorumluluk sana ait.
diyor. Geçen de bir torba kanun geldi. Bu güçlendirmeyle ilgili bir düzenleme, bu yapıların güçlendirilmesine yönelik. O kamu binalarını da içermiyor. Çünkü yapı denetim kanunu kamu binalarını kapsamadığı için güçlendirme faaliyetleriyle ilgili bir düzenleme getirildi. Vatandaş yapı kayıt belgesi almış, vatandaş binasını güçlendirebilsin, hı hı, diye. Tabii o güçlendirme de ne olacak onu da bilmiyoruz. Ama bu deprem araştırma merkezi, depremle ilgili bir kamu araştırma inceleme kurulu bile bakanlık tarafından, İçişleri Bakanlık tarafından kapatılmıştı zamanında. Bunu ben Sayın İçişleri Bakanı'na da sordum. Neden bu kurulu kapattınız, faaliyetlerini durdurdunuz diye. Yani Türkiye'de depremle ilgili herkes bir şey söylüyor. Ama başta kimse bir şey. Devleti yöneten sorumlular. Ama lafta çok, işte hiçbir şey yaptığımız yok. Varsa işimiz gücümüz otoyol yapalım, köprü yapalım. İşimiz gücümüz efendim Kanal İstanbul projesini nasıl yapacağız? Ona kaynak bulalım, kaynak yaratalım. Ama ülkenin deprem gerçeğine karşı önlem almaya gelince oraya, hı hı, para yok. Yani maalesef Türkiye'nin gerçeği ve durumu da bu. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için efendim. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, değerli izleyenler, Günaydın Türkiye'yi burada noktalıyoruz. Ancak yayınlarımız devam ediyor. Halk TV'den ayrılmayın.